Zengin abi. Evet. Remzi arkadaşımız. Ya ben aldım işte, onlara vereceğim. Bir şeyin meşhur vardı. Efine kalanı diye bir kitap yazmış. Çok. Bilgi belge dolu bir kitap yani. Dünyanın en gelişmiş olarak, en ileri teknolojik ülkelerin ürettiği olmuş. Dünyanın bir sürü kitaplar bu aradan yakalarım ben size. Bunu gereksiz de hele şimdi onun ürettikleri bir şey var hocam. 1000 metre mesafe, 50 metre derinliği gösterebiliyor. Orduya çok vermişler mayın arama şirketleri. Size yer altı kaynakları, zenginlikleri, mahallenleri falan. Tebrik ederim yerli bulundu. Kitabın sahibi bildin ha. Abi ben de konuşuyorum. Giriş yaptı. Yani yerli mal olması çok heyecan verici. Süper. Ve dünyada kabul görmesi lazım. Yani bir çeşit dedektör. Bunlar üstün teknolojik ürünler olduğu için bizim direktör olarak atandım da. Evet. Duvar arkası görüntüleri. Duvar silahlı ve silahsız bir konu görüntüleri. Endüstriyel amaçta su boruları, kaçak su boruları, kablo gibi nesneleri de görüntüleri. Aynı zamanda hobi sektörünü de işte. Bana sorayım. Branşınız ve eğitiminiz. Şimdi normalde benim branşım eğitimim bu konunun aslında çok dışında. Normalde ben beden eğitimi yazdım. Yüksek lisansımı vesaire ben orada kampüs için üniversiteden yardımcı doçentliğe kadar ulaştım. Sinemaya. Aslında branşımın çok dışında. Ama şöyle bir şey, bu sektöre giriş ve hevesim ortaokuldan başlamış burada. Ama elektronik okumadım. Aile dolayısıyla. Ama elektroniğe takımım var. Bizim şu an yanımızda tabii ki renklerimiz kasmadan üretmiyor. 30 ila 40 yakın arasında sürekli çalışan mühendis arkadaşlar var. Bunlar tamamı yerli. Yazılımlarımızın tamamı yerli. Sponsorlarınız var. Sponsorumuz yok. Kendi enteresan. 15 yıl falan oldu. Aynen. Devlet desteği evet. Olmadı. Özel sektör desteği. Allah Allah. Evet. İyi değil.